Hoş geldiniz Cemal Bey. Hoş bulduk Melis Hanım. Buyurun. Sağ olun. Helin Hanım'la görüştük Cemal Bey. Şimdi sizi de dinledikten sonra bir sonraki seansta ikinizi birlikte alacağım. Tabii. Ben genelde danışanlarıma ilk önce bir soru sorarım. Sonrasında pek karışmam zaten. Onları dinlerim. Sizinle de böyle yapalım mı? Olur, tabii. Yani siz nasıl derseniz. Buraya gelmeye neden ihtiyaç duydunuz Cemal Bey? Helin. Yani Helin istedi. O niye istedi derseniz tabii. Ona daha net bir cevabım var. İyi bir eş olamadığım için. Ben geçmişte çok büyük hatalar yaptım. Sevdiklerimi. En sevdiklerimi terk ettim ben. Artık gençlikten mi yoksa çaresizlikten mi bilemiyorum ama aklıma başka bir yol gelmemişti. Siz pişmanlık ve vicdan azabı duyan bir adam nasıldır bilir misiniz? Böyle tam şurada kalbinin üstünde dev bir kaya parçası vardır. Her gün, Allah'ın her günü bu taş kalbi ezer. Ne nefes alabilirsin, ne huzur bulabilirsin, ne de gülebilirsin. Böyle bir adamdan da iyi bir eş olmasını beklemek saçmalık değil mi? Daha önce bir terapistten destek aldınız mı? Aldık. Bir ilişki terapisine daha gitmiştik. Helin. evliliğimizi kurtarmak için çok çabalar. Ben onun kadar istekli değilim herhalde. Çünkü işte anlatamayacağım şeyler var. Yapamam yani. İşinizle konuşmayı, taşıdığınız yükleri anlatmayı denediniz mi hiç? Yok. Benim bunları Helin'e anlatacak olmam demek, terk ettiğim eski karıma hala aşık olduğumu söylemem demek. Buna da yapamam. Yani anlatamam. Sizi anlıyorum Cemal Bey. İçinde olduğunuz durumu, taşıdığınız yüklerin ağırlığını. Ancak bir ilişki her iki tarafın da birbirine karşı açık ve dürüst olmasıyla sağlıklı ilerleyebilir. Eşinizin bu durumdan haberi olmadığı için yani benim size danışmanlık yapmam pek mümkün değil. Hanım, doğru tabii. Yani çok haklısınız. Benim sizinle değil, onunla yüzleşerek çözmem gereken bir şey. Kusura bakmayın, zamanınız aldı. Rica ederim. Ayrıca bu yüzleşmenin önemini anlamış olmanız. Terapinin başarısını gösterir. Zaman kaybı olarak düşünmeyin lütfen. Bir daha gitmeyeceğiz oraya. Anlamadım. Yani ben pek emin olamadım. İşe yarayacağını düşünmüyorum. Ha. Sevmedin mi Melis Hanım'ı? Yok, sevmedim değil de böyle olacağına inanmıyorum. Bilmiyorum, belki bir yol gösterirdi bize. Biraz zamana bıraksak olur mu? Düş yakamdan beni rahat bırak mı diyorsun? Zorlamasak, biraz sakin kalsak. Tamam peki, olur. Ama o zaman bari şu aramızdaki gerilime bir son verelim. Bak ben ilk adımı atıyorum. Senin bu eski aşkınla ilgili herhangi bir imada bulunmayacağım artık, söz veriyorum. Yani zaten geçmiş bitmiş, sen öyle diyorsun. Aşık da değilmişsin onu hala. Kim bilir, o da evlenmiştir belki, çocukları olmuştur, ne bileyim ben. Biraz abarttım galiba, özür dilerim. Olur mu? Olur. O zaman barışmamız şerefine şöyle bir şey yapmayı teklif edeceğim. Zuhal buluşalım diye ısrar ediyordu. Güzel bir restoranda yer ayırtmış kardeşiyle beraber. Onların yanına gidelim mi saat 7 gibi? Fark etmez.
İyi tamam. Hadi araba nerede? Çabuk arabaya gidelim. Çok soğuk. Bu arada geçen görüştüğümüze söyleyemedim ama sen kalk ta Antalyalardan İstanbul'a yerleş ve biricik arkadaşını günler sonra ara. Pardon, o da iş için ihtiyaç olunca. Yani Elin, biliyorsun aslında sana küsmem lazım. Çok haklısın tatlım ama her şey çok hızlı oldu. Yok canım, o ondan değil. Tatlım, sen evlendikten sonra bütün arkadaşlarını sildin. Bu arada Helin'in hayatı Cemal'den önce ve Cemal'den sonra olmak üzere ikiye ayrılır. Kendisi bir aralar inanılmaz bir parti kızıydı. Ya tabii daha gençlik o zamanlar. Hayat farklı akıyordu. Kanımız kaynıyordu birazcık da yani. Değil mi ya? O ruflar, o barlar. Aa, bak iyi aklıma geldi. Ruf demişken sizin otelin sosyal medyasıyla ilgili birkaç fikir var aklımda. Ay ne olur Zuhal, hayır lütfen hiç konuşmayalım bu masada. Ne olur. Peki tatlım, peki. O zaman ben de yakışıklı abin Mahir'e anlatırım. O beni güzel dinliyor. Siz iyi anlaştınız galiba. Yani Mahir'le anlaşmamak mümkün mü acaba? Ne kadar tatlı bir adam. Bir dakika, bir dakika. Tatlı, yakışıklı. Bir gözün parlıyor ablacığım. Akraba mı oluyoruz yoksa? Olmuyoruz. Hayır, akraba olmuyoruz. Çünkü Mahir evli. Ha, pardon o zaman. Ben de sonunda birini beğendim. Evlenir de kurtulurum sanıyordum. Aa, duyuyorsunuz değil mi? Ben bir de bunu kardeş diye bağrıma basıyorum ha. Serseri. Yani aslında evet ya, Mahir evli olmasaydı siz iyi bir ikili olabilirdiniz. Doğru. Ama onlar yani daha yeni nikah tazelediler ve inanılmaz aşıklar birbirlerine. Yani öyle bakıyorlar hep. Çok aşıklar. İlginç. Niye şaşırdın? Sana öyle gelmedi mi? Gerçi o gün Asiye biraz hastaydı, keyifsizdi. Ondan öyle gelmiştir sana. Belki. Biz de kız arkadaşımla evlenmeyi düşünüyoruz. Aa, öyle mi anneciğim? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın sen? 25. 25. Daha çok gençsin. Bence bu kadar erken karar verme. Niye Cemal ya? Ne güzel genç anne baba olurlar. O işler pek öyle olmuyor Elin. Yani evlilik çocuk oyuncağı değil. Doğru kararlar almak lazım. Bir kere önce iyi para kazanacaksın. Bir çocuğun sorumluluğunu alabilmen lazım. Yoksa dağılır gidersin. Bundan sonra hem kendini hem de sevdiklerini mahvedersin. Ay Cemal, içini kararttın. Çocuğun hayalleri söndü gözümüzün önünde. Ben vallahi gerçekleri söylüyorum. Yani öyle evlenmek de, öyle baba olmak da kolay meseleler değil. Benden sana söylemesi Ali kardeş. Ben Cemal abi hak verdim. Yani kız arkadaşım güzel para kazanıyor. Ama ben daha kendi ayaklarım üzerinde duramıyorum açıkçası. Heh. İşte önce kendi ayakların üzerinde durman lazım biliyor musun? Hayattan ne istediğini iyi bileceksin. Yoksa hem kendini hem de sevdiklerinin hayatını mahvetmiş olursun. Tamam, peki. Sanırım evlenmiyorum. Kendimden korktum açıkçası. O zaman bu geceyi sakın unutma. Kız arkadaşına dersin ki Cemal abi yüzünden evlenmekten vazgeçtim. Vallahi kusura bakmayın arkadaşlar. Ben de Cemal'e katılıyorum. Yani biraz gerçekçi olmak lazım değil mi? Hayat böyle bir şey.
Aynı kafadayız Cemal. Ne yapalım? Bu acı gerçeklerin üstüne bir tatlı iyi gider sanki ha. Aa, ya bizim biraz erken kalkmamız lazım. Çünkü annem yarın şehir dışında bir cenazeye gidiyor. Ama yakın biri değil, korkmayın. Ben de onu uyumadan önce bir görmek istiyorum. Başka zaman yaparız, olur mu? Başınız sağ olsun canım ya. Tamam, tamam öyle yaparız. Ne yapalım o zaman? Hesap isteyelim mi? İsteyelim. Ben bir anneme bakayım, uyumamıştır inşallah. Tamam. Cemal bir gelsene, konuşmamız lazım. Vallahi heyecanlandırıyorsun beni Asiye. Yani böyle hani baş başa mı kalmak istedin? Beni mi özledin? Cemal bir dur, bir dur. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Gülsüm her şeyi öğrendi. Nasıl ya? İşte senin benim eski kocam olduğunu, çocukların babası olduğunu, her şeyi, hakkımızda her şeyi biliyor. Nereden öğrendi peki? Asiye nasıl öğrenmiş? Bir önemi yok artık bunun. Asiye nasıl bir önemi yok? Belki başka biri duydu, Gülsüm'e söyledi. Ha? Öyle mi olmuş? Ben söyledim. Sen mi söyledin? Sen neden yaptın böyle bir şey? Ateşlendiğim gün Gülsüm başımdaymış. Senin adını sayıklamışım. O da sorunca her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Nasıl tepki verdi peki? Yani bu yalana ortak olmak istemiyor Mahir'e. Yalan söylemek istemiyor haklı olarak. Ben de Mahir'le konuşacağım. Sonra da çocukları alıp gideceğim buradan. Mahir'in yüzüne bakamam artık daha fazla. Bir şey söylemeyecek misin Cemal? Ne diyebilirim ki Asiye? Bilmiyorum. Mahir öğrenince Helen'le konuşabilir. O yüzden hazırlıklı ol diye haber vereyim dedim. Çocukları alıp nereye gideceksin? Ne yapacaksın Cemal? Karını rahatını bırakıp bizimle mi geleceksin? Neden? Bir evlilik yaptım, iki tane evladım var diyebilirdin. O zaman damat olamıyor muydun bu konağa? Kaç bakalım, kaç. En iyi bildiğin şey zaten.
Asiye oğluma benden hiç bahsetmemiş. Haklı da. Hatta yerden göğe kadar haklı. Bizim hikayemizi niye Mahir'le yaşanmış gibi anlatıyorsun kızım? Çünkü o bana senden daha iyi babalık yaptı. Hep hüzünlü bir tarafım vardı. Hep kırık dökük bir tarafım vardı. Biliyorum. Dedim ki ben böyle bir adama aşık oldum. Ve mutlu olmanı bekledim. Ama artık çok yoruldum Cemal. Çok yoruldum. Çünkü katlanamıyorum ben artık. Senin başka bir adam mı olmana dayanamıyorum. Ya ben sana hala deli gibi aşığım, sen anlamıyor musun kadın? Seni de bir daha asla bırakmayacağım. Boşa geri dönüyorsan, nafile beni soruyorsan, sorma, kendini boşa yorma. Bak sana kapalı bu yollar, sanma hep iyi bir son var, sanma, boş yere buna kanma. Zamanı demez kefaretini, sanma siler gidişini, hiçbir söz dilinde dönen unutturamaz ihanetini. Öyle bir kader ki bu, öyle bir ceza bana, bin kere vursan da ölmem, ölmem. Son bir sözü varsa hayatım kurulur. Kapalı bu yollar, sanma hep iyi bir son var, sanma, boş yere buna kanma. Zaman ödemez kefaretini, sanma siler gidişini, hiçbir söz dilinde dönen unutturamaz ihanetini. Kollarına asla deme asla dönmem.
çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.